mensupları Cumhuriyet Halk Partisi Yurtdışı örgütlenme çalıştayını tamamladık. 11 Ağustos Perşembe günü saat 18'deki hazırlık toplantısıyla başlayan çalıştayımız bugün biraz önce saat 12'de tamamladığımız son toplantımızla son değerlendirme toplantımızla bitti tamamlandı. Görüyorsunuz <laughs> dünyanın 15 ülkesinden 43 birliğimizin temsilcilerinin, başkanlarının katıldığı çalıştayımızı başarıyla gerçekleştirdik ve birlik başkanlarımız, temsilcilerimiz 43 birliğimizle birlikte yurt dışı örgütlenme büromuzla birlikte sizlerin karşısındayız. Çok başarılı Morali yüksek, kararlı, hedefe kilitlenmiş bir çalıştay tamamladık. Ayrılırken hepimiz gelecekle ilgili umudumuzu büyüterek büyük bir inançla ayrılıyoruz ve arkadaşlarımız yaşadıkları ülkeye buradan aldıkları gücü, enerjiyi taşıyıp götürecekler. Değerli basın mensupları, çalıştayımıza 200'ün üzerinde insanın katkısıyla gerçekleştirdik. Her kademeden birçok arkadaşımız katkı sundular ve burada açılış konuşmalarında açılış konuşmaları yapıldı. Onun dışında 10 ayrı sunum yapıldı çalıştay boyunca. 5 hazırlık toplantısı ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 13 atölye oluşturduk. 13 masada atölyeler oluşturduk. 13 masada atölye çalışmaları yapıldı bu süre içerisinde ve bütün bu çalışmalarda dinlenme mola dönemlerini dışarı bıraktığımızda net çalışılan saat 51 saat. Arkadaşlarımız 51 saat net aralıksız çalıştılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışı örgütlenmesini konuştular. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yurt dışında seçime nasıl hazırlayacaklarını konuştular. Vatandaşlarımızın sorunları nedir bunları konuştular. Çözüm yollarımız ne olacak bunları konuştular. Burada yurt dışı örgütlenmemizin bugünü, yarını, durumu nedir bütün ayrıntısıyla konuştuk tartıştık, hedefler koyduk. Seçim hazırlıklarını konuştuk. Türkiye önemli bir dönüşümün eşiğinde. Türkiye bugün dünyada ilk defa sandıkta bir diktatörlükten demokrasiye geçişin deneyimini ve pratiğini gösterecek. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma kararlılığıyla hedeflerini belirlemiş biçimde çalıştayımızı tamamlıyoruz. Değerli arkadaşlar seçim hazırlıklarını konuştuk. Örgütlerimizi yurt dışında seçime nasıl hazırlayacağımızı, sandık güvenliğini nasıl sağlayacağımızı konuştuk. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağımızı, sandık görevlilerinin şimdiden nasıl belirlenmesi gerektiğini konuştuk. Onların eğitiminin nasıl verileceğini konuştuk. Bunları, buna ilişkin hazırlıklarımızı konuştuk yurt dışında. Ve yine en önemli sorunlardan biri katılım sorununu konuştuk. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin seçime iştirakini, katılımını artırmak için ne yapmalıyız? Neler yapmalıyızı konuştuk. Bununla ilgili çeşitli projeleri geliştirdik. Bu çerçevede yine teknolojinin en son olanaklarını nasıl kullanacağımızı konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin geliştirdiği elektronik ortamda ki bütün imkanları kullanarak örgütlerimizin birbiriyle bir iletişim ağının en verimli etkin şekilde kullanacağı bir yapıyı eksiklerimiz var mı yok mu nasıl kullanacağız bunların eğitimini aldı arkadaşlarımız buna ilişkin çalışmaları kullandık. Propaganda da halkla ilişkilerde topluma ulaşmakta medyayı, sosyal medyayı, elektronik olanakları, bütün olanakları en etkin ve verimli şekilde nasıl kullanacağımızı konuştuk. Örgütlerimiz kendi deneyimlerini paylaştılar. Bundan sonra nelerin yapılabileceği konusunda yeni düşünceleri, fikirleri birlikte geliştirdiler. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını konuştuk masalarda. Öncelikli konuları konuştuk. Bunların çözümüne odaklandık. Bu çözümü bir muhalefetteyken hangi olanakları kullanarak bunları dile getirebilir ve çözüme katkıda bulunabiliriz. Iki iktidar olacağız bir yıldan az bir zaman kaldı geliyor gelmekte olan iktidar olduğumuzda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek hükümeti yöneteceğiz. İşte o zaman öncelikli işlerimiz neler olacak? Nasıl çözeceğiz? Bunları konuştuk. Kardeş partilerle ilişkiler, yurt dışındaki sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimizin nasıl kurulacağını, örgütlerimizin hangi biçimde onlarla temasa geçeceklerini konuştuk. Seçmen kümelerine odaklanarak çalışmayı konuştuk. Yaşadıkları ülkede ortak paydada buluşan seçmen kümeleriyle buluşma yollarını tartıştık ve tabii ki ihmal edemeyeceğimiz bir başka konu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmaya başladığı 2014 yılından bu yana 2014, 2015 2018 seçimlerindeki son 5 seçimin değerlendirmesini yaptık. Bu son 5 seçimdeki durumumuzu konuştuk. Oradan dersler çıkardık. Hangi dersler diye. Değerli arkadaşlar, örgütlerimizin motivasyonu tam. Bu çalışma örgütlerimizin motivasyonunun tam olduğunu gösterdi. Zerrece eksiklik varsa onu da tamamlamaya hizmet etti. Buradan ayrılırken birlik başkanlarımız, birlik temsilcilerimiz büyük bir kararlılıkla gidiyorlar. Seçime hazır. Geleceğin Türkiye'sine, yarının Türkiye'sine hazır bir biçimde gidiyorlar. Seçime hazırız ve bir hedefimiz var. Bütün bu söylediklerimizi toplamda bir hedefimiz var. O hedefe kilitlendik. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki ilk seçimde Cumhurbaşkanlığında da milletvekilliği seçiminde de yurt dışında birinci parti olacak, Türkiye'de de birinci parti olacağız. Bu inançla, bu kararlılıkla bu hedefe kararlı bir şekilde yürüyoruz. Birinci parti olma hedefi bütün birliklerimizin, 43 birliğimizin en öncelikli hedefi. Onunla yatacağız, onunla kalkacağız. Her sabah kalktığımızda Birinci parti olabilmek için bugün ne yapacağım diye düşünen, konuşan birliklerimizi bütün dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz bu çalıştaydan sonra. Seçimi kat, katılımı artırmak için başlattığımız Seçmen Ol projesini yaygın bir şekilde dünyanın dört bir yanında duyuracağız. Vatandaşlarımızın bugünden seçmen olmasını sağlamak için gerekli çalışmayı yapmaların konusunda seçmen rol kampanyasını etkin bir şekilde birliklerimiz yürütme kararı, devam ettirme kararı aldılar. Ve bu noktada çalıştayımızdan çıkan önemli bir sonuç var. Yüksek Seçim Kurulu'nda bu konuda girişimde bulunacağız. Sandık sayılarının artırılmasını istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız uzun mesafelerden gelerek, uzun yol kat ederek, büyük masraflara katlanarak, büyük kuyruklarda sıra bekleyerek oy kullanmak zorundalar. Bu dış temsilcilikler konusunda hem Dışişleri Bakanlığı'nın hem de Yüksek Seçim Kurulu'nun önemli bir e, görevidir. Biz de bu, bunun takipçisi olacağız. Yurt dışı birliklerimizin bu çalıştaydan en önemli geleceğe dönük seçimde katılımı artırmak için beklentisidir, talebidir. Burada özellikle sandık sayılarının artırılmasını, çok fazla noktada oy kullanılmasını bekliyoruz. Sandıkları koruyacak sandık görevlilerimiz seçim kurullarında görev alacak. Sandık görevlerimiz, müşahitlerimiz ve saklama ulaştırma kurulu görevlerimizin havuzu oluştu. Bununla ilgili eksikleri tamamlayacak arkadaşlarımız varsa ve hızla onların eğitimine başlayacağız. Her kapıya ulaşacağız. Birliklerimiz vatandaşın ayağına gelmesini, kardeşlerimizin ayağına gelmesini bekleyen birlikler değil. Her kapıya ulaşma kararlılığı, ulaşma yöntemlerini konuşarak buradan ayrıldılar ve bölgelerinde bunu hayata geçirecekler. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi birliklerine ilgi yüksek. Katılım talebi yüksek. Mevcut birliklerimize katılım talebi yüksek. Birliğimizin olmadığı yerlerde birlik kurma talepleri yüksek. Bunlar değerlendirildi ve gelen herkesi kucaklayarak geniş, güçlü, büyük bir örgüt oluşturma, ihtiyaç olan yerlerde yeni birlikler oluşturma konusunda karar verildi. Ve bu çerçevede bütün vatandaşlarımızı, yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızı ve kardeşlerimizi bu sürece doğrudan katılıp bu sürecin paydaşları olmasını talep ediyoruz. Çağrımız budur. Bize katılın diyoruz. Her yerde bize katılın. Örgütlerimizde bize katılın. Türkiye'de bize katılın. Yurt dışında bize katılın. Dünyanın bütün ülkelerinde bize katılın. Bize katılın. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Cumhuriyeti demokrasiyle hep beraber taçlandıralım. Bütün bu sorunları çözelim. Sorunları konuştuk. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçok sorunu var. Hepsini bu basın toplantısında sizlerle paylaşabilmemiz mümkün değil. Ama yayınlarımızda bundan sonraki birliklerimiz çalışmalarında bunları paylaşacaklar. Birkaç önemli konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çalıştayımızda konuşulan sorunlar ve çözümler konusunda. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiklerinde özellikle sağlık hizmeti alamama konusunda çok ciddi problemleri var. Çok yoğun şikayetler var. Sağlık hizmeti alamıyorlar. Ve bu konuda sosyal güvenlik sisteminin onlara sağlık hizmeti sağlayacak şekilde düzenlenmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Bu bizim önceliğimizdir. İktidarımızda bu sorunu çözeceğiz. Bir başka konu emeklilikte çıkarılan problemler. Daha doğrusu yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin Türkiye'de emekli olduklarında kendilerine Türkiye'den emekli olduklarında emeklilikle ilgili çıkarılan güçlükler, kısıtlamalar bunları kaldıracağız. Ve burada bir eşit statüyü sağlayacağız. Emekli ücretlerinin de çok düşük olduğunu biliyoruz. Bunu da düzenleyecek çalışmaları inşallah iktidarımızda yapacağız. Bunları konuştuk. Yol güvenliği çok büyük bir problem. Bilet uçak biletlerinin çok pahalı olduğu bir gerçek. Bu problemleri konuştuk. Uçak biletlerinin düşürülmesi, uygun makul rakamlara çekilebilmesi, en azından izin dönemlerinde buna ilişkin kolaylıklar sağlanabilmesi için çalışmalar yapacağız. Bundan kaynaklanan bir başka problem var bununla ilintili. Uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle karayoluyla binlerce kilometreyi aşarak Türkiye'ye gelmek durumunda yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ve karayolunda çok ciddi yol güvenliği sorunları yaşıyorlar. Bu bilinen bir şey. Yol güvenliği sorunlarını çözecek önlemler alacağız. Bir başka önemli problem gümrük kapılarından girişteki problemler. Karayolu gümrüklerinde, karayolu kapılarından girerken oluşan uzun kuyruklar, işlemlerin yavaş olması, yürümemesi, havalimanlarında, deniz girişlerinde, limanlardaki problemler bunları çözeceğiz. Yine bir başka önemli konu yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz Türkiye'de niye araç bulundurma hakkına sahip değiller? Niye bu süreler uzamaz? Niye Türkiye'de en azından belirli şartlar dahilinde en az 5 yıl daha ya da daha uzun süre araç bulundurma hakkına sahip değiller. Her seferinde çıkı, giriş çıkış yapmak zorunda kalsınlar. Neden Türkiye'de kullandıkları, daimi kullandıkları bir telefon olmasın? Neden her seferinde ikinci bir telefon almak, çiplerini değiştirmek ya da bir süre sonra yüklü paralar ödemek zorunda kalsınlar? Onlar bizim vatandaşlarımız, bizim kardeşlerimiz, bizim soydaşlarımız. Bu problemleri çözeceğiz. Bunlar zor işler değil. Bunlar bir müteahhide çekilen kıyağın belki de yüzde yüz binde biriyle çözülebilecek işler bunlar. Yeter ki görmek isteyin. Görmek isterseniz bunu görürsünüz. Bilgi paylaşımından kaynaklanan problemleri var. Bir hükümet kendi vatandaşına, soydaşına, evladına tuzak kurmaz. Kurulan tuzağın paydaşı olmaz. Parçası olmaz. Ne yapar? tuzak kurulmasını önler. Bizim devletimiz bunun için var. Bir gecede çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz takibata uğrayacak hale geldi. Her sıkıştığımızda paranızı buraya getirin dedik. Kazandığınız euroları, poundları, dolarları Türkiye'ye getirin. Burada yatırım yapın. Bizim ekonomimize katkıda bulunun dedik. Öyle yaptılar memleketlerine getirdiler, ana vatanlarına getirdiler. Ama ana vatanlarındaki hükümet baba bugün onları böyle bir yerde açıkta bıraktı. Şimdi onu getirdiler diye önlem alınabilirdi. Geçiş süreleri konulabilirdi bilgi paylaşımıyla ilgili. istisnalar konulabilirdi. Düşünmediler. Çünkü beş tane müteahhidi düşünmekten başkasını düşünebilecek hafızalarında kafalarında yer kalmayan bir iktidar var. Bunu değiştireceğiz. Bundan kaynaklanan sorunları çözeceğiz. Konsolosluk hizmetlerindeki aksamaları çözeceğiz, gidereceğiz. Mavi kartlı kardeşlerimizin çok ciddi sıkıntıları var. Onlar bizim soydaşımız. Şu veya bu şekilde vatandaşlıktan ayrılmak zorunda kalmışlar. Tabii ki bizim iktidarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa'da, dünyada, uygar dünyada, demokratik dünyada daha güçlü, daha itibarlı bir devlet olacak. Köklü çözümleri o zaman bulacağız ama aynı zamanda bu süreç içerisinde mavi kartlı kardeşlerimizin Türk vatandaşlarına tanınan hakların aynısını kullanabileceği şekilde eşitsizlikleri gidereceğiz. Bu eşitsizlik yakışmıyor. Değerli arkadaşlar. Ve bir başka önemli konu Yurt dışı seçim çevresi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın son seçimde seçmen sayısı 3 milyon 79 bin idi. 3 milyon 79 bin. Yani bugün neredeyse Türkiye'nin üç büyük şehirlerin içerisinde İzmir kadar bir seçim çevresi seçmeli var. Ama milletvekili sayısına geldiğinizde onlar kendi milletvekillerini seçemiyorlar. Oy veriyorlar, verdikleri oy Türkiye'de 81 vilayete dağılıyor. Hangi milletvekiline oy verdi, hangisini seçmek istiyor? Bu kararı verme imkanını ellerinden alıyoruz. Şimdi Türkiye'de Konya'da oy kullandığınız zaman, Uşak'ta oy kullandığınız zaman oy pusulasında oradaki milletvekili adaylarının adı da yazıyor sadece partiler değil. Vatandaş bakıyor. Benim milletvekili adayım buymuş bakın. Ha bu benim işimi takip eder. Ona göre oy veriyor. Yurt dışında böyle mi? Hayır. Sadece partilere oy vereceksin. Bağımsız aday yok. Peki ne olacak? O oylar 81 vilayete dağılacak. Niye? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hani bir gurbetçi lafı vardır ya, sevmezler. Haklıdır. Gurbetçi garip, gurbetçiden gelir. Ve bu iktidar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın siyasette de ekonomide de hayatın her alanında garip görüyor, garip. Garip. Biz onları garip olmaktan kurtaracağız. Biz öyle görmüyoruz. Biz onları kardeşlerimiz, soydaşlarımız olarak görüyoruz. Gurbetçiliği yok edeceğiz. Orada yaşayanlar, burada yaşayanlar. Hepsi her yerde kendi vatanlarında olmanın büyük huzurunu, güvencesini yaşayacaklar. Seçim konusunda da öyle. Yurt dışı seçim çevresi kanun teklifimiz var. Diyoruz ki yurt dışına ayrı bir seçim çevresi yapalım. 15 milletvekili ayıralım. 600 milletvekilinin 15'i yurt dışı seçim çevresi olsun. Verdikleri oy her parti ya da bağımsız adaylar yurt dışında aday olsun, oranın adayı olsun. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız o adayları görsün, isimlerine baksın, beğeniyorsa oy versin, beğenmiyorsa oy vermesin. Seçtikten sonra da onlardan hesap sorsun, senin işin burası desin. Türkiye'deki milletvekillerinin işi öncelikle hem Türkiye'ye hizmet etmek hem kendi illerine hizmet etmek. E var mı yurt dışı için böyle çalışacak milletvekili şu anda? Yok. Herkesten kimi bulurlarsa onun destek vermesini istiyorlar ve elimizden geldiğince bunu yapıyoruz. Ama o zaman ne olacak? O milletvekilleri yurt dışı seçim çevresinden seçilen hangi partiden olursa olsun toplamda 15 milletvekili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sorunlarına odaklanacak. Önceki öncelikleri bu olacak. Değerli arkadaşlar söyleyecek çok şey var ama bunun takipçisiyiz. Bu kanun teklifini verdik. Şimdi 43 örgütümüz gittikleri yerde şunu söyleyecekler. AK Parti'den gelen milletvekillerine, MHP'den gelen milletvekillerine, iktidar partisine mensup milletvekillerine diyecekler ki niye bizim ayrı bir kanun seçim çevresi olmamızı istemiyorsunuz? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifi var. Buna niye destek vermiyorsunuz? Bunun için anayasayı değiştirmeye gerek yok. Hemen geçirebiliriz. Ha bu bunu beğenmiyorsanız siz kanun teklifi verin. Onların verdiği teklife biz destek vermeye hazırız. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği teklif rahatsız ediyorsa onları bizim vermiş olmamız, onlar versinler. Biz buna destek veririz. Bunu söyleyecek 43 vata, birliğimiz gittikleri yerde oradaki bütün vatandaşlarımıza diyecekler ki Cumhuriyet Halk Partisi sizin kendi temsilcilerinizi doğrudan seçmenizi istiyor ona karşı olanlarla bunun bu düşüncenin yanında olanlar arasında bir tercih yapacaksınız diyecekler. Söyleyecek çok şey var ama bunları örnek olarak içinden seçtik. Bu çalışma dönemi içerisinde bu çalıştayımızda bütün bu meseleleri konuştuk. Örgütsel olarak yapımızı yeniden elden geçirdik. Tekrar başta söylediğimi söylüyorum. Seçime hazırız. Bambaşka bir Türkiye geliyor. Çöken, çürüyen sistemi yeniden inşa edeceğiz. Çöken, çürüyen kurumsal yapıyı yeniden inşa edeceğiz. Ekonomiyi yeniden inşa edeceğiz. Toplumsal barışı yeniden inşa edeceğiz. Kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Helalleşeceğiz, barışacağız, kucaklaşacağız. Ve yarının Türkiye'sini el birliğiyle hep beraber inşa edeceğiz. 43 birliğimiz bu kararlılıkla genel başkanımızın sürekli tekrar ettiği bir çağrıyı Dünyanın dört bir yanında dile getirmek kararlılığıyla çalıştayımızdan ayrılıyor. Gidecekler ve kendilerini dinleyen bir kulak bulduklarında onun önünde eğilecekler. Kendilerine bakan bir göz bulduklarında onun önünde diz çökecekler. Kendilerine uzanan ya da uzanmayan bir el gördüklerinde ellerini uzatıp o eli tutmaya çalışacaklar ve diyecekler ki size Genel Başkanımızın çağrısını getirdik. Bize katılın. Türkiye'yi yeniden inşa etmek için bize katılın demeye gidiyorlar. Biz de onları bu duygularla uğurluyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Başarılı bir çalıştayı bu şekliyle tamamladık.